Herkese merhaba, hepinize saygılarımı sunar, güzel günler dilerim. Bu videoda sizlerle Nadir Nadi'nin Ben Atatürkçü Değilim kitabını inceleyeceğiz. Peki niye bu kitabı inceliyoruz diyeceksiniz. Çünkü bu kitap 1980'lerde yayınlandığı dönemde büyük fırtınalar koparıyor. Peki niye bu kadar büyük fırtınalar koparıyor diyeceksiniz. Çünkü Nadir Nadi burada ben Atatürkçü değilim diyor ama kendisi erken dönem kemalistlerden bir tanesidir. Sıkı kemalistlerden bir tanesidir. Hatta babası Yunus Nadi'dir. Yunus Nadi kim diyeceksiniz? Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucu başyazarıdır. Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi zaten Atatürk'ün teşvikleriyle kuruluyor. Hatta Cumhuriyet Gazetesi dediğimiz gazete inkılabın, devletin, partinin ne derseniz deyin sözcüsü gibi çalışıyor. Tabii bu resmi bir sözcülük değil ama Kemalizmin yayın organı gibi çalışan bir gazeteden bahsediyoruz. Böyle bir gazetenin başyazarlığını yapan Nadir Nadi ben Atatürkçü değilim diye kitap yazınca işte tabii ki de büyük fırtınalar koparıyor. 1982'de yayınlanmasına rağmen bakın bendeki 11. baskısıdır. 11. baskıya kadar ulaşmış. Daha sonra başka baskılarla birlikte de devam ediyor bu kitap. Peki Nadir Nadi'nin derdi neydi de ben Atatürkçü değilim dedi o zaman? Detayları videomuzda ama videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklıyoruz. Beğen butonuna tıklıyoruz. Bildirim zillerini açmadıysak bildirim zillerini açıyoruz. Nadir Nadi bu kitabını 12 Eylül döneminde yayınladı. Peki 12 Eylül döneminde ne oldu? 1980 darbesini yapanlar kendilerini 1970'lerin siyasal çatışma atmosferi üzerinden meşrulaştırmıştı. 1970'lerde müthiş bir siyasi gerginlik vardı. İkinci meşrutiyetten beri vites yükselterek gelen kutuplaşma, polarizasyon 1970'lere gelindiğinde adeta had safhaya ulaşmıştı. Ve bu siyasi gerginlik atmosferinden de bir çatışma ortamı doğmuştu. Bu çatışma ortamında hemen hemen her gün gazeteleri çevirdiğinizde bir siyasinin suikaste uğradığını, sokakta insanların öldürüldüğü, sokakta insanların şiddete maruz kaldığına dair bir takım haberlere rastlayabiliyordunuz. Yani deyim yerindeyse 1970'lerde adeta kan gövdeyi götürüyordu. 12 Eylül askeri darbesini yapanlar da ben bu çatışma ortamına son vereceğim diye kendisini meşrulaştırdı. Bu da toplumun birlik ve beraberliğini bozuyor. Bu toplumun birlik ve beraberliğini bozan, zedeleyen çevrelerde Atatürk maskesi takıyor. Atatürkçülük maskesi takıyor veya Kemalizm maskesi takıyor dediler. O zaman ben bu Atatürk maskesini alırım, bu adamların üstünden çıkarırım dedi 12 Eylül askeri darbesini yapanlar. Başka bir deyişle 12 Eylül askeri darbesini yapanlar, tırnak içerisinde söylüyorum, yozlaştırılmış bir Atatürk figürü var ortada dediler ve ben askeri olarak Atatürk figürünün yozlaştırılmasına mahal vermem kardeşim ve darbe yapma yoluna gitti. Peki Atatürk'ü kimler yozlaştırıyordu? Atatürk'ün kimler içini boşaltıyordu? O zaman bizim bir düşman imgesi yaratmamız gerekiyor değil mi? 12 Eylül askeri darbecileri dedi ki bu Kemalistler, kendisini sol olarak lanse eden Kemalistler veya sol Kemalistler Atatürk açısından bir takım zararlı ideolojileri, zararlı düşünce sistematikleri doğurdu dediler. Bunun için de Atatürkçülükle Kemalizmi birbirinden ayırma yoluna gittiler. Çünkü özellikle 1960'larda Kemalist yön hareketi vesilesiyle solun üzerine Kemalizm adeta yapışmıştı. Yani sol eşittir Kemalizm veya Kemalizm denildiği zaman sol bir ideoloji algılanıyordu. Bu sosyalizm ve vasıl bir ideoloji algılanıyordu. O zaman bizim bu Kemalizmi lağvetmemiz lazım. Kemalizmi ortadan kaldırmamız lazım dediler. Kemalizmi ortadan kaldırmak için de Kemalizmin yerine yeni bir şey ikame etmek gerekiyor. Ne ikame edebiliriz dediler? İşte Atatürkçülüğü ikame edebiliriz dediler ve Kemalizm ortadan kalktığı takdirde bir devlet ideolojisi olarak ortaya Atatürkçülük peyda oldu. Peki niye Atatürkçülükte Kemalizm değil? Bir kere dediğim gibi Kemalizm hem solu çağrıştırıyordu hem de Atatürkçülüğün bir izim, bir ideoloji olamayacağı üzerinde duruluyordu. Atatürk olsa olsa bir fikir olabilirdi. Atatürk olsa olsa bir düşünce sistematiği olabilirdi. Yani bu ders kitaplarına da yansıyor ya işte İnkılap Tarihi Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sistemi gibi. Bu Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük denilen şey hep zaten bu 12 Eylülcülerin başının altından çıktı. Atatürk bir ideoloji olamayacağı için izim de olamazdı. Dolayısıyla Atatürk olsa olsa bir düşünce sistematiğiydi. Bunun için de tabii ki de teorisyenler gerekiyordu. Yani birisi böyle dedi diye, askerler böyle dedi diye tabii ki de böyle bir şey kurgulanamaz. Bize aydınlar gerekiyor. Yani yıpranan bir zemin var ortada. Kemalizmin yıprattığı bir zemin var. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bunun da aydınlar aracılığıyla onarılması gerekiyor. Peki hangi aydınların onarması gerekiyor? Tabii ki de kendisini Atatürkçü olarak lanse eden sağ Kemalistler tarafından onarılması gerekiyor. Burada iki önemli isim bizim karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Turan Feyzoğlu'dur. Turan Feyzoğlu kim diyeceksiniz? Bu Türkiye Barolar Birliği Başkanı var ya eski, Metin Feyzoğlu. Şimdi de Kıbrıs Sefaretinde çalışıyor kendisi. Onun dedesidir. Babası olarak bilinir ama aslında dedesidir. Bir Turan Feyzoğlu ortaya çıkıyor. Turan Feyzoğlu o tarihlerde Cumhuriyetçi Güven Partisi diye bir parti var 1970'lerde. Bu Cumhuriyetçi Güven Partisi CHP'nin içindeki ortanın solu tartışmalarından neşet ediyor. Bir de Kemal Satır vardır. Bu Kemal Satır'la Turan Feyzoğlu CHP'nin içindeki bu ortanın solu ekibine karşı muhalif. Yani Bülent Ecevit ekibine karşı muhalif. Ortanın solu tartışmalarında CHP'nin içerisinde etkin bir konuma gelemeyince istifa ediyorlar. Bunlardan bir tanesi Güven Partisi'ni kuruyor. Öteki de Cumhuriyetçi Parti'yi kuruyor. Bakıyorlar, görüyorlar ki ikisi ayrı ayrı parti olunca bu iş yürümüyor. En iyisi birleşelim diyorlar. Cumhuriyetçi Güven Partisi oluyor bunlar. 1970'lerde de bu Milliyetçi Cephe Hükümetleri var ya, Turan Feyzoğlu Milliyetçi Cephe Hükümetlerinde de koltuk ediniyor kendisi. Başbakan yardımcısı olarak. Süleyman Demirel başbakandı o zaman. Aynı şekilde Necmettin Erbakan da var. Alparslan Türkeş de var. Milliyetçi Cephe Hükümetlerini bunlar beraber kuruyorlar.
var. Yani etkin bir isimdir kendisi. Turan Feyzoğlu'ndan başka bir de İsmet Giritli vardır. O da meşhur hukuk profesörlerimizdendir. 12 Eylül döneminde bu 12 Eylül anayasasını yapan profesörlerdendir. Hatta kendisi İsmet Giritli ile Turan Feyzoğlu işte iki sağ kemalist kafa kafaya veriyor. Bu Atatürkçülüğü kurgulamaya başlıyor. Zaten 1960'larda 70'lerde de bu ikili Atatürkçülük tabirini çok sık bir şekilde kullanıyor. Mesela Turan Feyzoğlu'nun bir partisi var. Cumhuriyetçi Güven Partisi diye. Bu Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin kullandığı sloganlardan bir tanesi Atatürkçülüktür. Herkes Kemalizm derken, solcular Kemalizm derken bu Atatürkçülüğe sarılıyor. Yani kendisini zaten Atatürkçü olarak lanse eden birisi. 1981 yılında da şöyle bir gelişme oluyor. Tam askeri darbe yapılıyor 12 Eylül tarihinde. Bir sene bile geçmeden 1981 yılı Atatürk yılı ilan ediliyor. 1881'de doğdu ya Atatürk. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı UNESCO tarafından Atatürk yılı ilan ediliyor bütün dünyada. Tabii bu müthiş bir elverişli ortam sunuyor. Atatürk yılı olunca tabii bütün dünyada Atatürk konuşulmaya başlanıyor birden. Askeri darbenin de zaten kendisini meşrulaştırma araçlarından bir tanesi de Atatürk ve Atatürkçülük veya Kemalizm. Zaten bütün askeri darbeler Türkiye'de kendisini Kemalizm üzerinden var eder. Kemalizmi yeniden üretme yoluna gider. Ama tabii bunu çarpıtabilir, başka yönlere eğip bükebilir, olabilir. 12 Eylül döneminde olduğu gibi. Ama işte bu Atatürk yılı mevzusu 12 Eylül askeri darbecilerine veya bu Turan Feyzoğlu, İsmet Giritli gibi sağ kemalistlere eşi benzeri bulunmaz bir nimet oluyor. Müthiş bir yakıt taşıyor. Hazır madem ortada Atatürk konuşuluyor, o zaman yeni bir Atatürkçülük kurgulamak için, devlet ideolojisi olan sağ kemalizmi kurgulamak için elverişli bir ortam buluyorlar. Yeni kurgulanan Atatürkçülük anlayışı aslında Atatürk'ün batıcı, seküler, çağdaş, aydınlanmacı ruhunun tam tersiydi. Türk-İslam sentezine dayanan bir Atatürkçülük kurguladılar. Bunu da devlet ideolojisi olarak devlet aygıtlarını özümsettiler. Anayasa aracılığıyla da yaptılar bunu. Propaganda araçları vesilesiyle de yaptılar. Propaganda araçları ne diyeceksiniz? Bir kere devlet televizyonuna, radyosuna falan bunun bir kere propagandası yoğun bir şekilde yapıldı. Gazeteler aracılığıyla yoğun bir şekilde yapıldı. Siyasi partiler kapatıldı. Siyasi atmosfer sönümlendi ve Atatürkçülük figürü biraz daha öne çıkarıldı. Ayrıca Aydınlar Ocağı'ndan çok büyük bir şekilde faydalanıldı. Kitaplar yazıldı dizi halinde. Mesela Turan Feyzoğlu'nun bu Atatürk ve Atatürkçülük dizisi vardır. Böyle kitap dizi halinde. Onlar yayınlandı. Başka kitaplar yayınlandı falan. Müthiş bir Atatürkçülük propagandası yapıldı yani. Bu da dediğim gibi Türk-İslam sentezine dayanan bir Atatürkçülüktü. Fikri kaynakları da Osman Turan gibi, İbrahim Kafesoğlu gibi bir takım Türkçü milliyetçi bu Türk-İslam sentezini kurgulayan aydınlardı. Bir de bu adamların kitaplarından şöyle bir şey ortaya çıktı. Türk devlet geleneği diye bir şey icat ettiler. Türk-İslam sentezi şemsiyesi altında gene. Bu Türk devlet geleneği ne diyeceksiniz? Otoriter bir rejim kurgulandı değil mi 12 Eylül döneminde? Devlete sadakate yaslanan, vatandaşı da buna rıza gösterdiği bir otoriter rejim anlayışıydı bu. İşte bu otoriter rejime Türk devlet geleneği dediler. Vatandaş ne olursa olsun işte bu otoriter devlet geleneğine rıza göstermek durumundadır. Sadakat göstermek durumundadır denildi. Ve vatandaş, Türk toplumu genel olarak depolitizasyon itildi. Yani siyasetin dışına itildi vatandaş, toplum. Artık siz dediler siyasetsiz birer öznesiniz. Sakın ha gidip de dışarıda bir yerde eylem yapmaya kalkmayın. Sakın ha kendi çapınıza bakıp da böyle bir siyasi oluşum yapmaya kalkmayın. Sakın ha örgütlenmeyin. Sakın ha sendikalara bir takım prim vermeyin. Bakın yoksa 12 Eylül döneminde olduğu gibi gelir başınızı ezeriz. Siz de bu Türk devlet geleneği, otoriter Türk devlet geleneği gereğince hiçbir şey yapamazsınız. Başınızı kaldıramazsınız dediler. İşte bu Atatürk'le yakından uzaktan alakası olmayan çağ dışı Atatürk'ün aydınlanmacı ruhunun tam karşısında konumlanan şeye Atatürkçülük dediler ve bunu devlet aygıtına özümsettiler. Sağ kemalistler işte tam da bu noktada Nadir Nadi çıktı dedi ki res çekercesine ben Atatürkçü değilim dedi. Bu kitabı yazdı. Yani Nadir Nadi'nin bu kitabı 12 Eylül rejiminin ifrada kaçan içi boş Atatürk ve Atatürkçülük anlayışının bir eleştirisidir. Bu kitap aslında Nadir Nadi'nin köşe yazılarından derlemedir. Ama bir giriş ve sonuç yazarak meramını anlatmış. Şöyle bendeki ters bir baskıdır. Herhalde baskı hatası olmuş eski kitap olunca. Ben Atatürkçü değilim derken şöyle bir yazıyla giriyor. Ben Atatürkçü değilim diyor. Ve bu yazı aslında Nadir Nadi'nin Cumhuriyet Gazetesi'nde 16 Aralık 1965 tarihli aynı başlıkta yayınlanmış köşe yazısının kitaba dahil edilmiş biçimidir. Kitapta bir de son söz var. Orada da aynı şekilde meramını anlatıyor Nadir Nadi. Şöyle bitirirken demiş ve meramını anlatmış. E o zaman siz şimdi diyeceksiniz ki bu kitap 1980'lerin 12 Eylül rejiminin bir eleştirisi ise, bir antitezi ise bu kitabın içerisindeki 1965 tarihli aynı adla yayınlanan yazı ne oluyor diyeceksiniz. Şimdi Nadir Nadi dedik ya erken dönem Kemalistlerden bir tanesidir. Babadan beri Kemalistir ve 1960'lardaki Türk aydının temel tartışma gündemi Kemalizmdir. Kemalizm üzerinden dönen bütün tartışmalar Nadir Nadi de işte o noktada kendisini Atatürkçü olarak kodluyor ve bu Kemalistler Atatürkçü ise eğer veya Atatürk'ün çizgisindeyse o zaman ben Atatürkçü değilim demek istiyor. Yani 1960'lardaki tartışmalardan neşet eden bir konuyu 12 Eylül rejimine çekmiş. Ama içerisinde farklı yazılar da var. Gene 1960'larda yayınlanan ve bir giriş ve sonuç yazmış. Yani orada da meramını dile getirmiş kendisi. 12 Eylül rejimini eleştirdiğini açık bir şekilde yazmış kendisi. Zaten o dönemde bu tarz çıkışlar yapan tek kişi de Nadir Nadi değil. Başkaları da var. Mesela İlhan Selçuk 1966'da meşhur gardırop Atatürkçülüğünü ortaya atıyor. Gardırop Atatürkçülüğü o dönemde içi boşaltılmış bir Atatürk figürünün resmedilmesi
cümlesidir aslında İlhan Selçuk tarafından. Nadir Nadir de işte aynı şekilde ben Atatürkçü değilim diyor. Tabii ki de eleştiri okları farklı noktalara gidiyor bu isimlerin. Ama Nadir Nadir de işte ben Atatürkçü değilim derken Atatürk maskesi takıp da veya Atatürk'ün arkasından dolaşıp da başka işler çeviren bir takım adamları, bir takım aydınları, bir takım çevreleri, rejimleri eleştiriyor. Topa tutuyor kendi nazariyesine. Bu dediğim gibi aslında mecaz olarak bakabiliriz buna. Nadir Nadir kitabında çağdaş uygarlığa sırt çevirmek Atatürkçülükse ben Atatürkçü değilim diyor. En hakiki mürşit ilim değilse ben gene Atatürkçü değilim diyor. Atatürk'ün uygarlaşmacı tavrı üzerinden 12 Eylül rejiminin ifrada kaçan çarpık Atatürkçülük anlayışını eleştiriyor aslında. Ve kitabın girişinde de şöyle bir şey söylüyor Nadir Nadir. O Kazım Karabekirler, Rauf Orbaylar, Refet Beyler falan var ya işte Ali Fuat Cebesoylar, Halide Edip Adıvarlar, Adnan Adıvarlar, Mehmet Akif Ersoylar. Bunlar o dönemde her türlü sıkıntıya rağmen ben Atatürkçü değilim, ben Atatürk'ün yanında değilim demekten çekinmediler, gocunmadılar diyor. Belki fikirleri yüzünden çok çektiler, biz de onları eleştirdik ama dal kavukluk da yapmadılar diyor. Nadir Nadir ben de bugün Atatürkçülük maskesi altında Atatürk'ün altının oyulmasına rıza göstermiyorum. Dolayısıyla ben Atatürkçü değilim diyor. Bu kitapta Nadir Nadir'in eleştirilerinin toplandığı en önemli noktaysa şu, Atatürk'ün totemleştirildiğini, tabulaştırıldığını söylüyor ve laikliğin dışına çıkıldığını söylüyor özellikle. Bu eleştiriyi yapan, bu resti çeken de tek Nadir Nadir değil o dönemde. Mesela Ahmet Taner Kışlalı vardır. Ahmet Taner Kışlalı biliyorsunuz 90'larda katledilmişti gerici bir takım çevreler, Cumhuriyet karşıtı çevreler tarafından. Ahmet Taner Kışlalı diyor ki, o da resti çekiyor aynı Nadir Nadir gibi. Bu Kemalizmin diyor belli başlı işte diyor 6 ilkesi var diyor. Atatürkçülük veya Atatürkçü düşünce sistemi olarak da günümüze gelen 6 tane ilkesi var diyor. Bunların bir kısmı Fransa ihtilalinden etkilenmiş, bir kısmı da Rus devriminden etkilenmiştir diyor. Bu Fransa ihtilalinden etkilenenler cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik diyor. Öteki işte devrimcilik, halkçılık, devletçilik de Rus devriminden etkilenmiş diyor. Şimdi bu 12 Eylül rejiminin Atatürkçülüğüne ben bakıyorum diyor. Fransız ihtilalinden olan şu cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik alınmış. Rus devriminden gelen devletçilik, devrimcilik ve halkçılık bir kenara atılmış diyor. Yani biz Fransız ihtilali kısmını almışız bu işin. Rus devrimi olan kısmını bir kenara atmışız. Hatta diyor ki Atatürk ilkeleri o zaman karpuz gibi ortadan ikiye yarılmış. Biz bunlardan sadece 3 tanesini almışız, yarısını almışız. Ötekiler nerede? Nerede bu işin devletçiliği? Nerede bu işin devrimciliği? Abi nerede bu işin halkçılığı diyor. Bunlar diyor birbirini diyor tamamlıyor diyor. Bakıyorsunuz diyor cumhuriyetçiliği almışsınız diyor. Tamam. Milliyetçiliği almışsınız diyor gene Fransız ihtilalinden. O da tamam. Laikliği almışsınız ki o da üçüncü seküler uygar falan bir laiklik değildir. Onu da eleştirisini yapıyor. Ötekiler nerede diyor. Hatta Ahmet Taner Kışlalı diyor ki bu Atatürk'ü yok saymaktır diyor 12 Eylül rejimi tarafından. Benzer bir yaklaşım Uğur Mumcu da geliştiriyor. Biliyorsunuz o da sistematik bir şekilde katledilmiştir gene Ahmet Taner Kışlalı gibi 90'larda. Şimdi Uğur Mumcu diyor ki bu Atatürkçülük anlayışı saçma sapan içi boş bir şey diyor. Bu Atatürkçülüğün karşısında Kemalizmi çıkarmamız gerekiyor diyor. Çünkü bu Atatürkçülük yozlaştırılmış, içi boşaltılmış bir Atatürkçülük. Bu Atatürk değil aslında diyor ve yeni bir Kemalizm yorumlamaya gidiyor Uğur Mumcu. Uğur Mumcu'nun hatta sivrildiği dönemlerdir bu dönemler. 1980'lerde 90'ların başları falan Uğur Mumcu'nun bu Kemalizm anlatılarıyla veya işte Atatürkçülük anlatılarıyla çok çok öne çıktığı, çok çok sivrildiği bir dönemdir. Çünkü 12 Eylül rejimi bu aydınları Nadir Nadir gibi işte Ahmet Taner Kışlalı gibi Uğur Mumcu gibi ve başka Kemalist aydınları aslında Atatürkçülük üzerinden tahrik ediyor. Tahrik edici bir etki yapıyor. Bu aydınlar da işte Kemalizme sarılma yoluna gidiyor. Ben Atatürkçü değilim deme yoluna gidiyor Nadir Nadir gibi. Genel olarak biz bu 12 Eylül Atatürkçülüğüne baktığımızda Kemalist aydınların rejime karşı giderek kendisini bilemesine yol açıyor. Giderek bileylenen Kemalist aydınlar da gittikçe radikalleşiyor. Bu durumda 12 Eylülciler tabii ki de rahatsız oluyor, tedirgin oluyor. O zaman diyorlar biz bu Kemalistlerin karşısına birilerini çıkarmamız lazım ki bunlar kafa kafaya tokuşsun, bize bulaşmasın, rejimi de tehdit etmesin. Yeni kurguladığımız rejimi ve bu Atatürkçülük anlayışında tarumar etmesin diyorlar. Kimi çıkarabiliriz diyorlar? Tabii ki de en elverişli kesim kim? İslamcılar. Şimdi 12 Eylül döneminde bütün siyasi çevrelerin üstünden geçiliyor. Partiler kapatılıyor, herkes hapislere atılıyor, bütün aydınların üzerinden geçiliyor. Ölenler, kaybolanlar falan, faili meçhuller, bilmem neler. Hepsini az çok biliyorsunuz. Şimdi İslamcılara müsamaha gösteriliyor. Şimdi ülkücüler tamam, solcular tamam, şunlar tamam, bunlar tamam. Herkes içeri atılıyor bir güzel. Kimler ortada yok? Tabii ki de alnı secdeye değenler, İslamcılar. Onlara müsamaha gösteriliyor. Nasıl müsamaha gösteriliyor diyeceksin. Tabii ki de onların da partileri falan kapatılıyor ama 12 Eylül rejiminden sonra bakıyoruz. İslamcı yayınlarda patlama olmuş. Gazete ve dergiler mantar gibi türemiş. Hatta bunlardan bir tanesi mesela Mehmet Metiner çıkarıyor. Bu AKP milletvekilliği falan da yapmıştı geçmişte. Şimdi gazeteci olarak falan takılıyor. Onun girişim dergisi vardır mesela. Hatta bu cemaat ve tarikatların bir takım yayın organları vardır. Bir dönemlerde meşhur olan böyle. Onlar da 12 Eylül döneminde çıkıyor. Bu gazete ve dergi patlamasıyla işte İslamcılar bu sefer Kemalizme kin kusmaya başlıyor. Şimdi 12 Eylül dönemi ifrada kaçan bir Atatürkçülük yapıyor ya. Bu Kemalizmi tahrik ettiği gibi, Kemalist aydınları tahrik ettiği gibi siyasal İslamcıları da tahrik etmeye başlıyor. O Atatürkçülük ifrada kaçtı diyorlar. O zaman bütün bu belaların müsebbibi Kemalizm diyorlar. Kendilerini bir 12 Eylül Atatürkçülüğün düşmanı olarak belliyorlar. Ama karşılarına aldıkları kesim işte 12 Eylül Atatürkçüleri değil, yani rejim değil, 12 Eylül rejimi değil. Karşılarına aldıkları kesim Kemalistler, Kemalist aydınlar oluyor. Peki niye 12 Eylül'ü karşılarına almıyorlar da Kemalistleri karşılarına alıyorlar? Bunların en büyük dertleri işte bu vesayetle, darbelerle falan değil mi? Öyle olmuyor işte. Niye öyle olmuyor? Çünkü var olma sebepleri, kendilerinin ortaya çıkmaları, bu kadar mantar gibi türeyebilme sebepleri
sebepleri 12 Eylül'dür. Yani 12 Eylül onlar bir nevi var eden içeriktir. Çünkü baktığımız zaman biz 1960'larda siyasal İslamcı bir parti yok. Ta 1960'ların sonuna kadar. 1970'lerde ortaya çıkıyor bunlar. Aldıkları oylara bakın o dönemde Erbakan. %3, %5. 80'lerde 90'larda kaç alıyor Refah Partisi, işte onun türevi başka partiler. Birinci parti çıkmaya başlıyor birden değil mi? İşte o 12 Eylül rejiminin sayesindedir. Ya bir de bu İslamcılar o gazete ve dergilerde neler yazıyor Kemalizm ekini kusarak? Biz ulus devlete karşıyız. İşte ümmet mümmet falan bir şeyler. Modernliğe karşıyız. Kapitalizme karşıyız. İşte bu Kemalizm zaten bütün belaların baş müsebbibidir falan. Bunları yazmaya başlıyor. Bu sefer Kemalist aydınlar o tarafa da odaklanmaya başlıyor. Sadece 12 Eylül Atatürkçülerine değil. Bu sefer gidiyorlar bu İslamcılara da odak alıyor. Çünkü onlar da Kemalizmin üzerinde tepiniyorlar. Cumhuriyetin üzerinde tepiniyorlar. Onlar daha büyük bir tehlikeymiş gibi görülüyor birden. Bu sefer İslamcılar da hedeflerini alıyorlar. Buna şöyle de bakabiliriz. 12 Eylül kurgulayan, 12 Eylül Atatürkçülüğünü kurgulayan çevreler var ya, İslamcıların Kemalizme olan tepkisiyle Kemalistlerin İslamcılara olan tepkisini ve 12 Eylül Atatürkçülerine olan tepkisini kafa kafaya tokuşturuyor. Kendileri de aradan sıyrılıyor böyle. Bu videoda sizlerle Nadir Nadi'nin Ben Atatürkçü Değilim kitabı üzerinden bir dönem sorgulaması yaptık. Kemalizmle ilgili, Atatürkçülükle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımın oynatma listeleri kısmındaki Kemalizm dosyasına tıklayabilirsiniz. Orada daha detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz videolar mevcut. Görüşmek üzere, esen kalın.